Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Derinkuyu'da bugün öğle saatlerinde silahlar konuştu. Bir kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde çarşı merkezinde bugün öğlen saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışmada silahlar konuştu. İlçede esnaflıkla uğraşan 46 yaşındaki Hayati D. Salim Ç. ismini bir kişi tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Hayati D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salim Ç. ise olayın ardından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Nevşehir'de bulunan bir parkta yaşanan kanlı intihar şok yaşattı. Nevşehir'de görev yapan İl Jandarma Komutanlığı personeli Fatih Ç., Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir parkta intihar etti. 1994 doğumlu olduğu öğrenilen Fatih Ç.'nin kız arkadaşıyla tartıştığı ve sonrasında intihara kalkıştığı öğrenildi. Askeri personelin cansız bedeni Nevşehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan bu gelişme meslektaşlarını yasa boğdu. Sabah düzenlenen resmi törenin ardından Fatih Ç.'nin cenazesi memleketi Muş'a gönderildi. Vitamin deposu Pekmez Kırşehir mi yoksa Nevşehir yöresine mi ait olduğu tartışılıyor. Üzüm üretiminde önemli bir yere sahip Kırşehir ve Nevşehir yeni bir tartışmanın başlangıcı oldu. Bu verimli topraklarda üretilen birbirinden lezzetli üzümler tecrübeli eller sayesinde pekmeze dönüşüyor. Oldukça meşakkatli olan bu işlemlerin merkezi ise tartışma konusu oldu. Kırşehir ve Nevşehir pekmez için adeta birbiriyle yarışıyor. Ahilik haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Cacabey Meydanı'nda Genç Ahiler Gençlik Şöleni yapıldı. Burada da pekmez ile Kırşehir'i ilişkilendiren çok özel türküler seslendirildi. Cacabey Meydanı'nda yapılan o organizasyonda yaşanan aksaklıkta Kırşehir'i rezil ettiler. Ahilik haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gençlerle söyleşi programı için Kırşehir'e gelen İlber Ortaylı, Cacabey Meydanı'nda söyleşi düzenledi. Yoğun katılımın olduğu bu söyleşi programında Ortaylı sahneye çıktığı esnada beklenmedik aksilikler üst üste geldi. Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Ortaylı'nın konuşmalarından katılımcılar, ses sistemindeki yaşanan sıkıntıdan kaynaklı hiçbir şey anlamadı. Bu durum ise gözleri bu organizasyonu yapan müdürlüğe ve organizasyon şirketine çevirdi. Böylesine önemli bir organizasyonda nasıl olur da böyle bir aksaklık yaşanabilir diye tepkilerini dile getiren katılımcılar, bu ve buna benzer etkinlikler Kırşehir'de yılda bir kez yapılıyor. Bir defa telafisi olmayan bu etkinliklerin eksiksiz ve hatasız yapılması gerekir. Bu anlamda da İlber Ortaylı'nın programında bu yaşanan aksaklık hiç ama hiç hoş olmadı. Sonuçta bu organizasyonlara dünyanın parası veriliyor. O verilen paraya karşılık da yapılan bu aksaklık düşündürücüdür dediler. Nevşehir'in Göreme kasabasında bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dumanlar da sıcak hava balonlarıyla beraber havaya yükseldi. İlçede sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının sıcak hava balonlarının kalktığı saate denk gelmesi de panik oluşturdu. Yangınla beraber yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. O anlar drone ile görüntülenirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yan yatarken sürücü yaralandı. Kaza Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsaları yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre merkez istikametine seyreden BU yönetimindeki 68 BU 656 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Tamam, çek, çek, gel abi, gel. Gram altın alış 1706 lira, gram altın satış 1717 lira, çeyrek altın alış 2765 lira, çeyrek altın satış 2800 lira. Euro alış 28.81, euro satış 28.92, dolar alış 27.08, dolar satış 27.15. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.